Herkese selam. Bugün yine pratik bir yemek tarifiyle geldim sizlere. Akşam yemeğine böyle ne yapayım diye düşünüyorsanız ama fazla da zamanınız yoksa mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Ispanak kavurması yapacağız. Çayımızı da gördüğünüz gibi demledik. Çayın yanında bizim damak tadımıza göre gerçekten harika oluyor. Kesinlikle de eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Hazırsanız bu çok lezzetli tarife hadi başlayalım. Geniş bir tencereye önce ayçiçek yağımı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Ocağımı da açtım. 2 adet de soğanımı yemeklik olarak doğradım. Bunu da ilave ediyorum. Soğanlarımı da pembeleşene kadar güzelce kavuruyoruz. 1,5 kilo ıspanağımızı da güzelce yıkadık ve doğradık. İçerisine ilave ediyorum. Bu tabi ıspanağın yarısı, bir bu kadar daha var. Önce yarısını ilave ettim. Biraz kavurduktan sonra da diğer yarısını ilave edeceğim. Biraz kavurunca gördüğünüz gibi ıspanaklar zaten hemen sönüyor. Tenceremizde de yer açılıyor. Kalanı ilave edeceğim. Tabii bilenler biliyordur ama mutfağa yeni girenler olur, öğrenciler olur, bekarlar olur, dullar olur. Onlar için böyle karşımızdaki kişi hiç bilmiyormuş şeklinde gösteriyoruz. Şimdi kalan ıspanağımı da ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Ispanağımızı dikkatli bir şekilde karıştırarak ara ara kavurmaya devam ediyoruz. Evet, ıspanaklarımızı güzelce ağzı açık bir şekilde kavurduk. Gördüğünüz gibi bayağı da bir çekti. Artık kıvamı da bizim için yeterli. Damak tadınıza göre isterseniz bir tatlı kaşığı benim gibi pul biber de ilave edebilirsiniz. Şöyle biraz karıştırıyorum. Yani pul biber damak tadınıza bağlı, dediğim gibi tuzunu başta ilave ettik zaten. Artık sunuma çünkü hazır hale geldi. Ocağımı da kapatıyorum. Artık sunum yapabiliriz. Ispanak kavurmamız hazır. Şöyle tenceremizi sunum yapmadan önce de sizlere de göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Şimdi sunum tabağımıza da alacağız. Şöyle bir tabak seçtim. Hadi bakalım, bismillah. Tabi buna özellikle Azerbaycan'da mesela üstüne yumurta kırıp da yerler. Bizim ülkemizde de aynı şekilde üstüne yumurta da kırıp yiyebilirsiniz. Hani damak tadınıza bağlı. Her türlü güzel oluyor zaten. Mis gibi de gözüküyor. Evet, tenceremdeki fazla suyu da aldım. Şimdi tabağımızı da şöyle bir göstermek istiyorum, bakın. Gayet güzel gözüküyor. Biz böyle yanına bir de çay demledik. Hani ıspanak kavurması en güzel çay ile gider bizim damak tadımıza göre. Tenceremiz de burada, tabağımız da burada. Serkan'ın mutfağı ailesine katılın. Yeni tarifleri kaçırmayın. Videolarımızda birçok pratik yemek tarifini böyle anlatımlı ölçüleriyle bulabilirsiniz. Deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.